Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Yeni baştan başlıyoruz. Çok sevdiğim bir dostum, konuğum Ahmet Ümit. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her zaman gibi gülen yüzün, her zaman gibi pozitif elektriğinle seni ağırlamak hakikaten çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Kaç kitap oldu abi? 24. Oldu. 24 çizgi romanlarla 27. Yorulmuyor musun? Yorulmuyorum ya. Ya yazmak beni gençleştiriyor, dinlendiriyor. Ya garip bir şey bu gerçekten. Şu ana kadar belki yorulurum ama şu ana kadar yorulmadım. Şimdi neden yorulmadın? Yorulmadım. Şöyle söyleyeyim, ben seni Türkiye'nin en istikrarlı yazarı olarak görüyorum. Çünkü çok belirgin bir şekilde sürekli üretimdesin, bir boşluk bırakmıyorsun ve çok kabul ettirdiğin bir tarzın oluştu. Evet. Sen kendini nasıl yorumluyorsun bu tarzını? Vallahi biraz kendine bilinçli bir şey değil benim yazarlığım. Bilinçli yapmadım ama bunu ya, şansa böyle gelişti. Tümüyle şans. İçinden benim çıkan yazar olmam da tesadüfen, yani küçükken hani yazar olacağım, büyüyünce şu okulu okuyacağım bilmem. Yok, tesadüfen ben yazmaya başladım. Sonra baktım ki bu yazmak tam bana göre bir şeymiş yani. Onu niye tam sana göre? Ya çok mutlu oluyorum bir kere çünkü sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum ben Fatih. İnanılmaz sıkılıyorum. Çok sıkılan bir insanım. Biliyorum. Sıkıldığım için de sürekli böyle entrikalar yazıyorum. Cinayetler yazıyorum. Evet yani hayat bir müddet... Bir melanet var kafamın içinde. Öyle, aynen öyle. Çok sıkıcı hayat. O yüzden çok seviyorum yazmayı. Ve başka seyahatler yapılıyor. Başka geziler yapılıyor. Başka dünyalar. Başka ruhlara gitmeye aynen. Başlıyorsun. Başka kişilere bürünüyorsun. Tabii yani katil, ve polis. İnsan yaratıyorsun bir yandan. Aynen böyle. Bu müthiş bir şey. Yani o hayatı çok zevkli hale getiren bir şey. Bir de tabii şanslıyım yani çünkü yazarak hayatını kazanabilen ender insandan birisi. Evet yani bu müthiş bir şey. Yani yazmaya başlıyorum ve bu benim yepyeni bir hayat sunuyor. Hem para kazanıyorum hem de insanlardan saygı görüyorum. Hem de keyif aldığın bir iş yapıyorsun, eğleniyorsun. Aynen öyle. Yani ve sıkıntını engelliyorsun en başta. Tümüyle. Yani bir de çok gurur verici bir şey. Şimdi evet ben 33 dile çevrildi. 33 dilde yüzde yakın kitap. Son bıraktığı 28'de 33 mü oldu? 33 dile çevrildi ve yüzlerce kitap var. Yani yüzün üzerinde kitap var. Onları böyle karşıma koyup bakıyorum. Çok değişik dillerde. Müthiş bir keyif ya. Acayip güzel bir şey. Ve bu o zaman şey oluyor. Yani yazarken hikayeyi ya onu görüyorsun. Ya da benim şimdi kitap çıktı. 3 ay oldu olmadı. Kitap çıktıktan bir hafta sonra yazıyorlar. Yeni kitap ne zaman? Kurtlanmaya. Peki sen de kurtlanmaya başlıyor musun okurlar gibi? Yo, o sırada olmuyor. Hayır, o yok, biraz bekliyor. Ya, o şey gibi doğum yapmış bir anne gibi o. Biraz zaman geçsin istiyorsun. Tabii ama kafamda hep bir şey var tabii. Yani şu olmalı, bundan sonra şunu yazayım, şunun hazırlığı olsun falan gibi. Çünkü şey kadar, kitap çıkarmak kadar yazma süreci de çok eğlenceli. Çok eğlenceli tabii. Yani çünkü mesela bu Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni yazarken ben 10 yıllık bir süreç. Ve burada Bergama, Berlin. Berlin'e gittim, Berlin'de yaşamaya başladım, Bergama'ya gittim, arkeologlar... Sen Damuran gibi mesela yani, oraları yaşayarak tabii, yapıyorsun. Tabii, tabii, tabii. O benim için çok... Yani, şart değil ama şart ben değil seviyorum bunu yani. Bazıları öyle yapar, bazıları yapmaz. Aynen öyle. Yani Kafka gibi tamamen uydurarak yapan da vardır. Tabii. Senin gibi yaşayarak yapan. Aynen öyle yani. Şimdi Shakespeare'de hiç ayrılmadı yani İngiltere'den ama ya ben geziyorum. Gittiğim her yerde yazıyorum. Konya yazıyorsam Konya'ya gidiyorum mesela yani. Neredeyse olay oraya gidiyorum. Londra'ya yazacaksam Londra'ya gidiyorum. Mısır yazacaksam Mısır'a gidiyorum. Bu ayrıca çok zevkli bir şey. Şey değil hani mahvoluyorum, kendimi yırtıyorum bitiriyorum durumu değil. Hayır. Geziyorum, eğleniyorum, yiyorum, tabii. İçiyorum. Aynen oraları öyle. Yaşıyorum. Bir türler. Tam bu. Yiyorum, içiyorum durumu da var. Çünkü oraya gidiyorsun, oradaki yemekleri aynen. Görüyorsun, oradaki içkileri görüyorsun. Yepyeni bir şey, dünya, yepyeni arkadaşlar, dostluklar. Müthiş bir şey. Yani çok şanslıyım. O yüzden hani o yüzden belki bıkmıyorum. Bak, hadi, bıkmadım mı? Çok yaşam tarzı olmuş artık senin. Tam olarak. Geziyorum, öyle. Yiyorum, içiyorum, öğrendiklerinde yazıyorum. Tam olarak öyle oldu. Bir de şey değil hani. Şimdi Sait Faik'in bir lafı vardır. Yazmasaydım çıldıracaktım diye. Ben yazmasaydım çok sıkılırdım. Öyle onu söyleyebilirim. Çıldırır mıydım bilmiyorum ama. Peki mesela bazıları yazarken çok bunalımlı olurlar. Yazarken gerilim. Sen de gerilenlerden misin yok, yazarken? Yok ben gerilmem. Rahat rahat. Benim için çok rahattır. Çok eğlencelidir. Ya tabii takıldığım yerler olursa o sırada bir gerilim çıkabilir. Ama genel olarak çok eğlencelidir. Çünkü o dediğim şey sıkılıyorum ya mesela. Şimdi bu Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde Zeus'u yazayım. Olimpos. Acayip bir tanrı var evet. Yani. Tanrılar gibi, tanrı gibi yazıyorsun ya Olimpos işte hadi. Tanrı'ya hükmediyorum. Bir de evin başına geçen ne varsa zamparalam yapmadığı bir şey kalmam. Yani kimse de sana bulaşmıyor, bulaşmıyor ama kimse suçlamıyor. Allah'tan suçlamıyor. Yunan tanrıların öyle bir özelliği var. Büyüyünce Yunan tanrısı olmak lazım. Aynen öyle. Kimse karışmıyor. Peki abi hala komünist misin? Ya solcuyum. Yani çünkü komünistler şöyle bir şey ortaya. Otoriter bir solcu değilim. Tek sesli bir solcu değilim. Rus Komünist Partisi'nin Türkiye'deki tek üyesisin bildiğim kadarıyla. Üyelerden biriydim bir zamanlar. Evet. Yani Moskova'ya eğitime gittim. Eğitime gittim. Ama şu yani eğer sol olmadan bir demokrasi olmayacak. Olmaz. Ama bu solun, yani sol kendine dönüp baktığı zaman otoriterlik, terörizm,
tek seslilik, bütün bunlardan arındırılması lazım. Yeni bir sol lazım. O yeni sol sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir alternatif yaratabilir. Çünkü şu anda yok. Bir alternatif yok. Yok değil mi şu anda? Çok, yok. Yok yani hiçbir alternatif hiçbir yok. O yüzden de sol dünyada da geriliyor her yerde. Geriliyor yani. Şimdi Almanya'ya baktığımızda yeşiller var belli ölçüde belki. Amerika'da öyle bir şey yok. Fransa'da öyle bir şey yok. Solun yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmesine ihtiyacı var dünyanın. Çünkü çok fena kapitalizm. Vahşi kapitalizm aldı başını gidiyor. Korkunç bir şey. Bir de dünyayı yok ediyor. Yani işte iklim krizi dediğimiz şey bunun bir sonucudur. Sonucu. Artık sadece emek sermaye çelişkisi falan onlar bitti. Yani, dünyayla çelişmeye başladı. Abi, doğayla çelişmeye başladı. Aynen öyle. Geldiğimiz yere o yüzden böyle bir sola çok ihtiyaç var. Çok sesli, çok dilli, çok renkli, özgürlükçü bir sola çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bu liberal sola çok hakkında düşünüyorsun? Liberal solcular hakkında düşünüyorsun? Ya ben böyle tanımlamalı ya mesela işte liberalizm şudur onları tanımla bizim ülkede her şey kavgayla gidiyor ya. Bunlar işte kötüdür, şunlar iyidir. Bunlar, bu tanımlamaları bence çok anlamı ifade etmiyor. Ama sen ya, mevcut solun evet, derde solun, deva olmadı düşünüyorsun. Şu anda evet değil be yani bir reform gerektiğini inanıyorum. Sadece Türkiye değil bütün dünyada, dünyada bir reform. Çünkü yok yani. Her yere insan, çöküyor, her yere çöküyor. Niye insanlar bir uzaklaştı bizden? Niçin onlara yaklaşamadık? Mesela Türkiye'de baskı var evet bu da onu da göz ardı etmemek lazım. 12 Eylül dönemi mahvetti. Ama Fransa'da var mı baskı? Fransa'da ya sol evet, çöküyor. Almanya'da yok. Da geriliyor. İngiltere'de de maalesef yok. İspanya'da maalesef yok. O yüzden solun yeni bir anlayış geliştirmesi, günün gereklerine uygun bir anlayış geliştirmesi gerektiğini mesela, inanıyorum. Mesela siyaset konuşacaktım ama seni görünce duramadım. peki sen hiç siyaset düşündün mü? Çünkü siyasete meraklı olduğunu, içinde hep bunları düşündüğünü, sen de her sohbetimizde bunu hissediyorum. Evet, ben, evet. Yani direkt olarak girmesen bile dünya ve Türkiye'nin dertleriyle dertlenen bir adamsın. Tabii. Hiç bunlara girmeyi düşünmedin ya. Bir partide yerim. Niye? Çünkü ben zaten siyaset yapıyorum. Yazdıklarım benim. Milyonlarca insana ulaşıyor. Ve anlattığım şey aslında biraz önce dedim sol sol nedir vicdan. Benim kitaplarım insanlara da vicdan uyandırıyor. Önemli olan bu. Ve herkes okuyor benim kitabımı. Her kesimden. Kitapların sırf sadece kitapların vicdan uyandırmıyor. Senin duruşun vicdan uyandırıyor. Teşekkür ederim. Yani insan sana baktığı zaman iyi insan görüyor karşısına. En azından böyle görünüyor. Ne iyi bir insan bu. Yani yumuşacık, hem solcu, hem şey baktığın zaman siyaseten daha sert olmasına rağmen pamuk gibi bir adam görüyor insanı sende. Sağ ol. Teşekkür vallahi ederim. Öyle görüyorum ben yani. Asıl önemli olan kültürü değiştirmek bence. Yani eğer biz hani demokratik klişe lafları kullanacağım humanist doğadan yana bir kültür yaratabilirsek o zaman dünya değişecek. Yaratmış yer var mı bunu? Yaratabilmiş yer. Yok ama bunun mücadelesi sürüyor. Yani 19. yüzyıldaki hayata bakarsak yani işçilerin durumuna bakarsak, doğanın durumuna bakarsak yani insan haklarının durumu hiçbiri yoktu aynen. Şimdi. Ben hep dünya daha iyi gidiyor diye düşünüyorum zaten. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu böyle ama şey gibi olmuyor yani. Birdenbire iktidarı alıyoruz ve her şeyi hayır. Bir değnekle hayır. Dokunuyoruz öyle ve şey öyle değil. Son derece sancılı bir süreç. Düşüyor, kalkıyor, ilerliyor, geriliyor ama ileriye doğru gidiyor. Bu önemli olan bugün dünya bir tıkanma noktasına geldi. Bu tıkanmayı da aşarsak bence daha iyi bir yere doğru gideceğiz. Yani o yüzden ben siyaset yapmıyorum. Çünkü zaten yazdığım romanlar benim düşüncelerimi çok iyi anlatıyor. Mesela bir zamanlar Türkiye Komünist Partisi'nin üyesiydim ama o zaman kendi görüşlerimi anlatmıyordum. Birileri karar alıyordu. Bir doktrinimizi aktarıyordu. Tabii onu anlatıyordum. Ama şimdi ben romanlarımda kendi görüşlerimi anlatıyorum. Yanlışsa da çıkıp okurum. Benim. Evet, yanlış. Ya kusura bakmayın. Başkasının yanlışını tekrarlamıyorum. Aynen öyle. Kusura bakmayın bu yanlış olmuş diyebilirim. Yani çünkü benim sözüm o. O nedenle çok etkili. Yani yazdığım şeyin kendisi, edebiyatın kendisinin işlevlerinden biri de dünyayı değiştirmektir. Ama hemen yarın değil, politika gibi gündelik değil, uzun vadede. Yani bak bir şey örnek vermek isterim. Nazım Hikmet Türkiye Komünist Partisi'nin üyesiydi. Ama Nazım Hikmet Türkiye Komünist Partisi'nin çok daha etkili bir şahsiyettir. Evet. Yani Türkiye'de pek çok sol hareket vardı. Ama bir Ahmet Kaya, bir Yılmaz Güney bu çok daha etkili tabii. Olabilmiştir. Yani önemli olan böyle kanat önlerini yaratmak. Böyle olmakta ve eserlerle bunu hem Türkiye'de hem dünyada ama yani ne şanslı ki biz eserlerimiz sadece Türkiye'de değil dünyada da okunuyor. Dünyaya çok satıyor mu kitapların? Arap ülkelerinde. Eski Osmanlı coğrafyasında, Almanya'da, Yunanistan'da bir Yunan yazarı kadar, Bulgaristan'da tabii o kadar çok okunuyorum. Çok süper. Yaygın okunuyorum. Arap ülkelerinde çok okunuyorum. Onunla nedeniyle Osmanlı coğrafyası Osmanlı biraz. Tabii. Ve Almanya'da çok okunuyorum. Meksika, Çin. Peki şu dünyada en sevdiğim saçma sorudan biridir bu ama sormak zorunda olduğumu hissettiğim bir demire. Komiser Nevzat'ta ne kadar sen varsın?
tabii elbette ben varım ama tümüyle ben o değilim yani. Tabii ki varım. Yani şimdi yani kendine kurguladığın kişiliğin bir parçası mı komiser Nevzat? Yani ben böyle birisi olsaydım falan dediğim böyle biri olmalıydım derim. Yani çünkü başkomiser Nevzat son derece iyi bir adam. Evet. Yani zaman zaman yanlışlar yapıyor ama benden daha iyi bir adam. Onu biliyorum yani. Yok, bir roman bir roman kahramanı olarak. Evet, çünkü yani, o yüzden sordum zaten. Yani, komiser Nevzat'ın iyiliği sen misin diye sordum. Yani. Ve tabii başkomiser Nevzat'taki şeyler benim hayalimde yapamadığım şeyleri bir şekilde aslında biraz yazarlar da öyle galiba. Yani normal hayatımızda, gerçek hayatımızda yapamadığımız şeyleri kahramanlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Her yazar böyle midir? Muhtemelen hepsinde vardır. Muhtemelen hepsinde vardır. Bazı yazarlar birebir kendi hayatlarını anlatırlar. Tam anlatmazlar tabii. Kimse kendi hayatını birebir anlatamaz. Çok zor. Yani Prost mesela böyle anlatıyor. Ama yok yani. Bir yerde saklıyor. Bir yerde saklarsın yani. Thomas Mann yani biseksüel yıllarca sakladı. İşte Venedik Dölüm'de sadece açıklayabildi ama hep bastırdı. Sadece cinsel eğilimler açısından değil. Her açıdan yani içimizdeki iyilik, kötülük, bencillik, kişisel zayıflıklarımız, karakterimizdeki zayıflıklar, eksiklikler bunları açıklayıp koymak çok zor. Bunu belki Dostoyevski anlatmıştır. Bilemiyorum ben. Belki anlatmıştır. Belki yaklaşmıştır. Belki yaklaşmıştır yani. Tabii yani ilginç mesela yazarların pek büyük bölümü aslında kötü insanlardır. Mesela sen bunu bozan birisin yani. Çünkü bak tarihte de bak zaman karakterine hepsinde böyle bir karakter bozukluğu var. O yüzden mesela ben senin yazarlarını diyor ki karakteri bu kadar iyi olup da hem de başarılı bir yazar nasıl oluyor diyorum. Şaşırıyorum da. Acaba Nazım Hikmet'i örnek almış olmanın etkisi olabilir mi bunda? Çok etkisi var. Nazım Hikmet gerçekten çok çok iyi bir insan. Yani kadınlar konusu biraz tartışmalı olmakla beraber. Özel hayatı ayrı. Gerçekten çok iyi. Şimdi bir örnek vereyim. Bu para kazanıyor. 1951'den sonra gittiği zaman tiyatrolardan filan. Orada Yevtushenko diye bir şey var. Şair var. Genç bir, o zaman çok genç çocuk. Bu o anlatıyor yani. O bir sabah diyor telefonum çaldı açtım Nazım Hikmet. Ya demiş Yevtushenko bana para verdiler. Var mı ihtiyacı olan genç yazar dostlarımız tamam. Onlara bu paraları verelim paylaşalım filan. Ya bunu yapılacak şey değil. Yani bunları yapan bir insan bu çok önemli. Ama bence daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir yazarı iyi yapan şey edebiyatın psikolojik olarak bir terapi görevi görmesidir. Yani biz yazdıkça iyileşiyoruz aslında. Aynen, yani tedavi. Biz kendi kendimizi tedavi ediyoruz. Çünkü hayat çok zor, insan çok zor, bu çatışma, kendi benliğinle çatışma, bu çatışmaların içerisinden sağlıklı bir ruh halini koruyabilme meselesi çok zordur. Ama yazdığımız zaman bu bize işte o Sait Faik'in söylediği yazmasam çıldıracaktım meselesinde bence bizi koruyan bir şey. Ama tersi de doğrudur. Çıldırtabilir. Yani Virginia Woolf'ta olduğu gibi mesela kadın çıldırdı. Canım, intihar etti. Yani böyle yazarlar da var. İntihar eden yazarlar da var. Hele şairler çok var. Şairlerde çok fazla var. Ya yani o biraz yazıyla ve hayatla kurduğun ilişkiye bağlı olabilir. Bir de çocukluğu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben Fatih. Yani eğer mutlu bir aileden geliyorsan, mutlu bir çocukluk yaşamışsan o bence etkili. Ben öyle bir çocuk. Daha verimli bir yazar mı oluyor öyle? Daha pozitif bir yazar mı oluyor öyle olanlar? Vallahi daha yani mutlu. Ben çocukluğum 7 kişilik bir 7 kardeşiz, bir Antep ailesi, yemekler yani kocaman bir aile. Şimdi birazdan yemekler konusunda böyle o zaman burada biraz da buraya aşağı gelip oturursun burada ağaçlarla beraber. Ya o, bu açıdan ya ondan gelen bir şey var. Yaşamayı seviyorum ben. Yani ya yaşam beni sıkıyor ama yaşamayı seviyorum. Yani, ne demek yaşam beni sıkıyor? Ya sıkılıyorum bir süre sonra. Ya hepimiz diyoruz sıkılıyoruz zaman zaman. Ama yaşamayı çok seviyorum. Yani işte yemek de mesela. O şey vardır hani yaşamın üç temel zevki vardır. Bunlardan bir tanesi edebiyatsa diğeri de yemek elbette yani. Yemek sevmeyen insanların mutlu olma ihtimali yoktur. Mutlu olmaz, bence de olmaz. Yok, bence böyle bence bir şey yok. Sanat ve yemek seviyorsan mutlusundur esas olarak. Esas olarak. Ben de şeye bakamıyorum. İnsanların yemek yeme stilinde keyifle mi yemek yiyorsa iş olsun hani yemek yemiş olmak için mi? Keyifle yemek başka. Tabii. O içkisiyle yemeği, saatler, sofra muhabbetleri. Karşındaki de benim mıyım yiyorsa uyuz olurum. Öldüm yani. Onu bir daha yemek yemem. Tabii iştahla yiyor. İştahla yiyecek, keyifle yiyecek. Gerçekleri öyle. Ağzımı sulandı. Biraz Allah'tan buraya şahane bir şef ve şahane bir aşçı içerecek. Biz bu arada ne kadar obur olduğumuzu herkes. Bir film projesi vardı. Senin ne oldu? Var. Bu aşk köpekliktir. Onu yapacağız ondan sonra. Epeydir kafanda o çünkü ama bir türlü çıkmadı. Evet. Senaryosu devam ediyor onun. Şu anda senaryo üzerine çalışıyoruz. Daha bir senaryo. Yok. Sen mi yazıyorsun bir ekip mi yazıyorsun? Yok bir ekibimiz var. Ekip yazıyor senaryoyu ama birlikteyiz. Ben de senaryonun içerisindeyim. İyi bir senaryonun ortaya çıkması için 8-10 kere yazılması nasıl lazım. Kesinlikle ve tekrar karakterle akış ayrı değerlendirilmeli. Karakterlerin derinliği ayrı değerlendirilmeli. Çatışmalar ayrı değerlendirilmeli. O açıdan son derece zor bir iş. O devam ediyor. İleride olur. Çok fazla film projesi geliyor bana. Evet, eserlere film yapalım diye çok fazla. Onları yaptırmıyorsun mesela. Yani
Filme esasında sıcak bakıyorum ama diziye, diziye sıcak bakmıyorum. Pardon, doğru. Diziye sıcak bakmıyorum. Filme, çünkü sana dizi teklifleri geldiğini biliyorum zaman zaman. Sıklıkla geliyor hatta. Düzgün teklifler gelirse onları yapıyorum. Tabii. Onları düşünüyorum. Yani düzgün. Mesela Uğur Yücel'le Karanlıkta Koşanları yapmıştı TRT'ye. O çok iyiydi. Ama çok olduğunu düşünüyorum. Çok oldu. Çetin abi Nevzat'ı canlandırmıştı. Evet. Uğur da canlandırmıştı. Onlar çok iyiydi yani. Onlardan çok mutluyum mesela. Böyle şey olursa, iyi bir ekip, iyi bir yönetmen olursa o zaman düşünebilirim. Ama esas olarak bence film daha önemli. Film daha önemli tabii. Çünkü dizi birisi, suya çizilen birisi, birisi sanat, birisi bambaşka bir şey. Tam olarak o. Birisi gelip kaybolup, kaybolup gidiyor diziler. Yani küçümsediğim için söylemiyorum ama tercih etmem. Yok, bakıyorum mesela çok iyi diziler var, çok iyi dizi senaryoları var ama dediğin gibi kalıcı değil. Ya da işte pek azı kalıcı, iz bırakıcı oluyor. Aynen, sanatsal öyle. Değer üretiyor. Tabii film bambaşka bir şey. Aynen öyle. İyi film bambaşka bir şey. Peki zor soruyu sorayım sana. Beğendiğin yazarlarını Türk edebiyatını nasıl buluyorsun? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Çünkü baktığın zaman bir yandan çok üretim var. Türkiye suçlandığının aksine ya da genel kanaatin aksine çok kitap okunan bir yer. Aslında o kadar da az değil yani. Kendi kendimize karamsar olduğumuz kadar ama bir yandan da eser kalitesine baktığın zaman çok iyiler var tek tük ama o eski büyük yazarlar jenerasyonu kalmadı gibi geliyor. Ama sonra düşünüyorum dünyada da pek yok sanki. Evet. Eski yazar jenerasyonu dediğimiz şey biraz göreceli bir şey. Çünkü biz bugün yaşadığımız için uzaktan da onlar iyi geliyor bize. Dostoyevski zamanında Dostoyevski büyük denir miydi? Çok tartışmalı. Evet. Kafka yaşarken kimse onu tanımıyordu. Tanımıyordu bile. Yani, 19. yüzyılda Tolstoy var mesela. Turgenev var. Turgenev Dostoyevski'den daha büyük görülüyordu ama bugün Dostoyevski var yani. Evet. Tabii yani dolayısıyla İyi yazarları belirleyen ölçüt zamana karşı direnmiş olmalarıdır. Yani eğer 50 yıl sonra, 100 yıl sonra konuşulduğunda bu durum daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama Türk edebiyatını çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Dünya edebiyatını da biliyorum. Çok iyi bir edebiyatımız var. Çok derin bir köklerimiz var bizim. Yani dilimiz Yunus Emre'ye kadar uzanıyor. Dil yeterli mi Türk edebiyatında? Sadece yeterli değil. Kurgu da çok önemli. Kurgunun kendisi de önemli. Ama bizde bu yoğun bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Çok farklı türler de son dönemde ortaya çıkmaya başladı. Bilim kurgudan korkuya, polisiye kadar böyle bir sorunumuz vardı. Çeşitlilik sorunumuz vardı. Ben şu anda çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama sorunumuz şu. Maalesef Batı edebiyatı son derece bencil, bu kadar kitabı çevirmiş bir adam olarak konuşuyorum. Avrupa'da da çevirmiş bir adam olarak konuşuyorum. Bu konuda ikiyüzlüler. Yani bizim değerlendirirken edebi ölçütlerden daha çok politik ölçütlerle değerlendiriyorlar. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Herhangi bir gönderme falan yapmıyorum. Yani hani Orhan Pamuk da çok sevdiğim bir yazardır. Çok kıymetli bir yazardır. Yaşar Kemal çok büyük bir yazar. Yani konuyu sen açtın. Ben sormayacaktım ama soracağım. Yani öyle bir değerlendirmek için gerçekten onun için söylemiyorum ama başımdan geçen bir olay var. Örneğin ben Almanca'ya çevirmişti kitabım. Frankfurt Kitap Fuarı'na gittim. İsviçreli bir yönetmenim yayıncım var. Arte diye bir televizyon var biliyorsun. Oraya çıkacağım. Orada canlı yayın var. Adam geldi bana dedi ki Ahmet sana bir şey söyleyeceğim. Yani kitabını anlatabilirsin. İşte tabii ilgilenirler. Ama politik bir şeylerden bahsedin daha çok ilgilenirler. Yani aslında şunu demek istiyorlar. Yani, ya Türkiye'yi götürün. Yani şunu, aslında tam olarak şöyle. Tam bu da değil şu. Yani Türkler yahut Orta Doğulular yahut Asyalılar elbette politik olarak karşı çıkabilirler ama sanat gibi çok daha üst düzey bir şey yaratmada sıkıntıları olabilir. Bu çok aşağılayıcı bir şey. Ben bunu çok karşılaştım. Bütün fuarlara gittim, yurt dışındaki fuarlara gittim falan. Ama bu bir gerçeği söylemek lazım. Böyle bir durum maalesef var. Bir eseri yayınlarken o eserdeki politik içeriğe edebi içeriğinden daha fazla dikkat ediyorlar. Böyle bir mesele ne yazık ki var. Bak bu kadar eseri yayınlamış bir adam olarak bunu söylüyorum. Gördüm. Bunu gördüm ve bunu biraz aşağılayıcı buluyorum açıkçası. Peki Orhan Pamuk mu Yaşar Kemal mi? İkisi de farklı diyelim. Yaşar abi ile bizim hukukumuz da vardı. Benim var. Ben onun dizinde büyüdüm. Yani o yüzden bu konuda tarafsız olamam ama Orhan Pamuk'un da ben çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela ben kendi adıma Orhan Pamuk'un kitaplarını okurken biraz sıkılıyorum. Madde bazılarını bitiremiyorum bile. Yaşar abinin bütün kitaplarını büyük keyifle okudum. Ama yani hani ikisi de kolay yazarlar değiller ama. Zor bir yazarın zor olması onun iyi bir yazar olmadığı anlamına gelmez. Bu başka bir şey. Bence ikisi de çok kıymetli yazar ama Yaşar abi konusunda tarafsız olamam. Tarafsız olmayı sen de ben de olamayız. Yani abim, bir de mesela Orhan Pamuk'un İngilizce kitapları daha iyi sanki. Böyle deniyor evet. Böyle bir çevirme. Acaba çevirmenden mi kaynaklanıyor? Böyle şeyler var ama bilmiyorum yani. Peki abi bir yazar
ne kadar zamanda bir kitap yazar Ahmet'ciğim? Yani bir yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir. Senin tempon fena değil çünkü. Sen çok üretkensin ben aslında. Ben iki yılda bir roman yazıyorum. Bir roman yazarım. Arada bazen kısa hikayeler yazdığım olur. Bu değişir. Yani bazı yazar 6 yılda bir roman yazabilir. 10 yılda bir roman yazabilir. 2 roman yazıp, işte Yusuf Atılgan çok kıymetli bir yazarımızdır. 2 tane romanı var ama çok önemli. Yani Anayurt Oteli ile Aylak Adam. Yani bu değişebilir. Evet. Yani sorun çok fazla kitap yazmak da değil. Ama ben yazmayı çok seviyorum. Yazıyorum yani. Orada da şu ortaya çıkıyor. Ya Ahmet aman dikkat et, bu kadar çok yazıyorsun, kaliteyi düşürme diye bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Ama yani bunun hani şu bir kuralı ve kaidesi yok. Edebiyatta zaten kural ve kaide olmaması çok önemlidir. Zaten kural ve kaide girdiği zaman edebiyat olmaktan çıkıyor. Birbirimize benzeriz. Birbirimize benzersek de işte ne Ahmet Ümit olur ne Yaşar. Peki bu şeyde pandemi döneminde kitap satışlarında bir artış oldu mu? Kitap okumada bir artış oldu mu? Sen nasıl gördün mü onu? %25 civarında satışlarda düşüş var. Düşüş var. Tam aksine beklenen. Tabii maalesef böyle bir düşüş var. Ama şunu söyleyebilirim. Sesli kitap arttı diyorlar. Sesli kitaplar dinleniyor. Çok enteresan. Evet, bu böyle bir şey var. Ama satışta, çünkü insanlar kitapçılara gidemediler. Kitapçılara gidemeyince alamadılar. Ama şeyde internetten ısmarladık. O yeterli olmadı. Yeterli olmadı. Yani hani o akla öyle gelir. İnternette çok satış olacak, bunu karşılayacak. O olmadı. Şimdi mesela şu açılma süreci başladı. Tekrar yükselmeye başladı. Tabii yükselmeye başladı. Çünkü kitapçıya gitmek istiyor. Kitapçıya gidince görüyor, o zaman kitabı alıyor insanlar. Böyle bir nitelik var. Ya ben mesela kendi adıma baktım mesela. Normalde bir yılda okuyacağım kitap sayısını yaklaşık %30-%40 fazlasını okumuşum bu dönemde. O yüzden genelde vardır diye düşündüm, yanılmışım. Yok maalesef öyle. Yahut belki ellerinde kitaplar okudu insanlar. Olabilir. Ben kitap almadım, evde kitap okudum. Olabilir. Bir de ekonomik kriz yani çok ciddi bir şey yani. Böyle bir şey var. Türkiye'de kitap fiyatları hala çok ucuz her şeye rağmen. Çok ucuz. Çok ucuz. Ama buna rağmen 20 lira 25 lira veremiyor. Veremiyor. Yani o onun gözü. Çoğu benim okurlarımın genç insanlardır. Ya ben de kitaplarımı çok ucuz tutarım. Bu nedenle ya yine de sağ olsun hepsi şey yaparlar. Ama ona rağmen çocuk diyor ki 30 lira yaşlı mı? Evet. Ya abi biraz pahalı. Aynen. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Çocuğun belki o 2 günlük yemek parası. Aynen öyle. Böyle bir şey var. Maalesef var. Maalesef, keşke artsa. Evet. Ahmet'ciğim şimdi 2 tane çok şahane şef gelecek. Daha doğrusu bir şef ve bir aşçı gelecek. Fatih Tutak. Duydun mu Fatih? Evet, duymadım hayır. Fatih Tutak son dönemin bana göre en yükselen şefi. Birkaç kere restorana yere yattım fakat her seferinde bir uğursuzluk oldu, gidemedim. Evet. Ben gidemeyince onu davet ettim, geldi sağ olsun. Yanında da İdil var, İdil yazar. İdil'in de Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden yemek yapıyor. Onun yemeklerini yemedik ama onu izliyoruz. İşin yoksa beraber konuşalım. Olur, kalır. Tamam. Sen de Anteplisin abi yani. Olur. Yemek yediğin sen de bize Antepli davetleri verirsin belki. Olur. Dercer bir kısa duracağız ve çok değerli 2 tane şefimiz burada. Yani bir şefimiz, bir aşçımız burada olacak. Aradaki farkı da konuşuruz belki birkaç dakika sonra.